Tom Güç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o harita vardı ya harita. Artık o haritanın son kısmındayız. Peki bugün neler görüp neler öğreneceğiz? Şöyle bir konumuzun ismine bakarsak haritalarda yeryüzü şekillerinin gösterilmesi yani gösterme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Peki bunlar nelerdir? Kabartma yöntemi, renklendirme yöntemi ve izohips yöntemi diyeceğiz. O zaman gelin hadi hep birlikte bu yeryüzü şekillerini biz haritalarda nasıl gösteriyoruz? Göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda sevgili arkadaşlar bugün ne dedik? 3 tane yöntemden bahsedeceğiz dedik. Bunlardan bir tanesi kabartma yöntemi olacak. Bir tanesi renklendirme yöntemi olacak. Ve en son yöntemimiz ise izohips yöntemi olacak. O zaman burada şunu unutmamamız gerekiyor. Biz bu yöntemlerle yeryüzü şekillerini gösteriyoruz. Nasıl? Misal şöyle bir dağlık alanımız var. Ve bu dağlık alanımızı biz kabartma yöntemiyle gösterebiliriz. Renklendirme yöntemiyle göre renkler bazlı gösterebiliriz. İzohips yöntemine göre de şöyle dairesel kapalı eğriler çizeriz ve bu şekilde gösteririz. Peki bunları öğrendiğimizde bize sağlayacağı en önemli fayda nedir dersek ya biz bu yer şekillerini haritalara nasıl aktarıyoruz? Aktardığımızda o haritayı gördüğümüzdeki yorumumuz ne olmalı? Bunlardan bahsetmiş, bunları öğrenmiş olacağız. Dersimiz bitti. Ders bittikten sonra bu konu aynı zamanda TYT için senin bu noktada çok önemli bir konun, sorunun gelebilme potansiyelinin yüksek olduğu bir yer. O yüzden şuradaki ödevleri mutlaka çözüyorsun. Bak bunu unutma. Şuraya şöyle yazdım. Buradaki ödevleri sen mutlaka ve mutlaka çözüyorsun. Kim bunlar? 0'dan 9'a konu anlatımlı kısmımızda 56-62. Dinamo coğrafya konu soru bankası kısmımızda ise 54 ile 62 arasını güzel bir şekilde çözüyorsun. Geldik şimdi konumuza. Hadi başlayalım. Haritalarda biz yeryüzü şekillerini göstermek için bazı yöntemler geliştirmişiz. Yani biz dağı gösteriyoruz, platoyu gösteriyoruz, vadiyi, ovayı, tepeyi, zirveyi, çukuru, çanağı, krateri, falezi hepsini gösteriyoruz ve bu yöntem kullanılarak çizilen haritalar ya fiziki haritalardır yani yeryüzü şekillerini gösterdiğimiz için ya da biz bu haritalara topografya haritaları diyeceğiz arkadaşlar ve biz aşağıda 3 tane yöntem görmüşüz. Mesela şuradaki birinci yönteme baktığınızda bu birinci yöntemde mesela şuranın kısmını böyle kabarık kabarık görebilmektesiniz. O zaman bu yöntemimizin ismi çok uzatmamıza gerek yok. Kabartma yöntemidir. Hemen ikinci yönteme geldiğimizde burada sol taraftaki gibi bir kabartma göremiyorum ama burada gördüğüm en önemli özelliklerden bir tanesi nedir? Renklerdir. O zaman renkler varsa bu yöntemi biz renklendirme yöntemi diyeceğiz. Ve en son kısımda ise yükseltileri böyle bir çizgi içerisinde bir çizgi dahilinde göstermiş. Bu yöntem ise izohips yöntemi olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. O zaman biz haritalarda yeryüzü şekillerini 3 farklı yöntemle göstermekteyiz. Bunlardan birincisi kabartma yöntemi, bir diğeri ise renklendirme yöntemi, bir diğeri ise izohips yöntemi olarak karşımıza çıkmakta. Birinci yöntemimiz kabartma yöntemidir. Buradaki önemli olan olay nedir derseniz yer şekillerinin arkadaşlar biz bu yöntemde 3 boyutlu kabartmasını yapıyoruz. Bak yer şekillerini nasıl görüyorsun? 3 boyutlu görüyorsun. Yani aslında biz bu yöntemde yeryüzü şekillerini olduğu gibi düzleme aktarıyoruz. O zaman şunu unutma. Bana kabartma yöntemi dediğinde şu ifadeyi vermek zorunda. Ya da verdiğinde bu ifade kesinlikle kabartma yöntemidir. Yeryüzü şekilleri olduğu gibi düzleme aktarılır diyorsa bu yöntem kabartma yöntemidir. Ve biz bu yöntemde bir dağı düşündüğünüzde dağı olduğu gibi ne yapmamız lazım? Küçültmemiz lazım. O zaman dikey doğrultuda bir küçültme yaptık mı? Yaptık. Bu ölçektir. Dikey ölçek. Aynı zamanda geniş bir araziyi dar bir düzleme sığdırdık. Bu şartlar altında da yatay ölçek kullandık. O zaman şunu unutmayalım. Bu yöntemle çizilen haritalarda hem dikey ölçek vardır. Sonuçta buradaki dağı mesela belirli bir oranda ne yapmamız lazım? Dikey anlamda küçültmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda o geniş araziyi dar bir düzleme sığdırmamız gerekiyor. Bu da yatay ölçek olarak karşımıza çıkmakta. Ve bu yöntem yeryüzü şekillerini unutmayalım.
gerçeğe en yakın gösterdiğimiz yöntemdir. Biz sonuçta bu yöntemi olduğu gibi ifadesinden çıkarmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Sen yeryüzü şeklini olduğu gibi düzleme aktarırsan bu yöntemde gerçeğin aynısı olacaktır. Ama bu yöntemle yaptığımız haritaların taşınması, saklanması, yapımı zor olduğu için ki yapım kısmına şöyle soru işareti atıyorum. Şu anda günümüzde 3D yazıcılarla bunları daha rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz ama hem taşınması zor hem de saklanması zor olduğu için bu yöntem çok böyle yaygın şekilde tercih edilen bir yöntem değil. Ancak gerçeğe en yakın yeryüzü şekillerini olduğu gibi düzleme aktardığımız yöntemdir diyebiliriz. Geldik ikinci yöntemimiz renklendirme yöntemi. Bu yöntemle biz fiziki haritalar elde ediyoruz ve buradaki renkler ne anlama geliyor dersek. Mesela bu alanda Marmara bölgesinde yeşil renk tonunu görüyorsun. Ne olmuş burada? Bitki örtüsü çok olmuş diye düşünenler olabilir. O ifadeyi şöyle çıkar kafandan. Böyle bir ifade mümkün değil arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Sen herhangi bir alanda bir yeşil renk tonu görüyorsan bu orada bitkinin çok olduğu anlamına tabii ki de gelmez. Ya da burada kahverengiyi çok görüyorsan hocam orada dağlar çok fazla. Bu anlama da gelmez. Peki renkler bize neyi söylüyor? Renkler bize yükselti basamaklarını söylüyor. Yani o zaman yeşil renk farklı bir yükselti değerini gösterecek. Sarı renk farklı bir yükselti değerini gösterecek. Kahverengi farklı bir yükselti değerini gösterecektir diyebiliriz. Ve aynı zamanda mavi ve tonları suları oradaki derinlikleri, beyaz ve tonları ise buzulları veya kalıcı kar kütlelerini gösterecektir diyebiliriz. Peki o zaman bu renkler bize ne anlama geldi? Nasıl gösteriyormuş? Şuraya dolduralım. Eğer ki benim 0 metre ile 200 metre arasında yükseklik değerine sahip bir alanım varsa, mesela bu haritada Marmara bölgesini o yeşil renk tonuyla gösteriyoruz. O zaman 0-200 metre arası koyu yeşil olarak karşımıza çıkmakta. Peki 200-500 metre arası ise açık yeşil renk tonuyla gösterilmektedir diyebiliriz. O zaman buradaki yorumumuzun artık şu olması lazım arkadaşlar. Biz herhangi bir alanda yeşil renk tonunu görüyor isek oralarda ortalama yükselti azdır diyebiliriz. Bak orası düzdür demiyorum, tamam mı? Bak orası düzdür demiyorum. Yükseltisi az. Nasıl? Şimdi tam şu alanda, bakın tam şu kısım yeşil renk tonunun bulunduğu yer mi? Evet. Burada kim var derseniz, burada arkadaşlar Yıldız Dağları var. Dağlık bir sistemimiz var mı? Var. Orada arazi engebeli. Ama orada yeşil renk kullanılmış. Hemen şu yorumu yapacaksın. Öğretmenim, orası engebeli olabilir. Ama orada yeşil renk tonunun kullanılmasının temel sebebi oranın ortalama yükseltisinin az olmasıdır diyeceksin. Aynı zamanda 500 metre ile 1000 metre arasında yükseklik değerine sahip bir bölgemiz varsa ya da bir yerimiz varsa sarı renk tonuyla, 1000-1500 metre arasında yükselti değerine sahip bir yerimiz varsa turuncu renk tonuyla, 1500-2000 metre arasında yükseklik değerine sahip olan bir merkezimiz varsa açık kahveyle, 2000 metrenin üzerinde bir yer varsa burayı da koyu kahverengi ile göstereceğiz arkadaşlar. O zaman kahve ve tonlarını görüyorsan o yerin yüksek olduğu anlamına gelir. Yeşil ve tonlarını görüyorsan o yerin alçak olduğu anlamına gelecektir diyebiliriz. Peki bizim bu Türkiye haritamıza baktığımızda, Türkiye haritamızda da bu renk tonlarını gösteriyoruz. Mesela yeşil renk tonunu nerede görmüşüz? Marmara bölgesinde görmüşüz. O zaman Marmara bölgesi yeşil renk tonuna sahipse alçak bir yerdir. Doğu Anadolu bölgesine geldiğiniz zaman kahverengiyi görebilmektesiniz. O zaman burada kahverengiyi görüyorsanız buranın da yüksek olduğu anlamına gelecektir. İç Anadolu bölgesinde ise görmüş olduğunuz renk sarı olarak karşımıza çıkmakta. İki tane önemli, dikkat etmen gereken, nefes almadan şu anda beni dinlemen gereken sayfadayız. Bak, verilen bir haritada kahverengi gördüğünüz yerler engebeli midir, değil midir? Şuraya şöyle evet diyorum, şuraya şöyle hayır diyorum. Şimdi siz buna göre evetse hemen eline şöyle E yaz, hayırsa H yaz. Bu bir. İkincisi, verilen bir haritada beyaz rengi gördüğümüz yerlerin yükseklik ortalaması fazla mıdır? Fazla diyorsan F yaz. Fazla değil diyorsan D'yi yaz geç. Tekrar bak. Verilen bir haritada
Kahverengi gördüğünüz bir yer engebeli midir ifadesini evet diyorsan E yaz. Hayır diyorsan E yaz. Ya da verilen bir haritada beyaz rengi gördüğünüz yerlerin yükseklik ortalaması ya da yükselti ortalaması fazladır diyorsan F yaz. Değil diyorsan D yazabilirsin. Peki gelin hep birlikte bunlara bakalım. Birincisinden bahsedeceğiz. Ne demişiz? Verilen bir haritada kahverengi gördüğümüz yerler engebeli midir değil midir? Geriye geldim. Kahverengiyi nerede görüyorum ben? Doğu Anadolu bölgesinde görüyorum. O zaman ben şöyle silgimle şu kısmı şöyle sildim. Burada kahverengiyi gördüm değil mi? Hemen şu alanı alıyorum. Bak şurayı alıyorum. Burada kim var? Burada yüksek ova var. Düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Düşünüyorum. Yüksek ova, yüksek ova. Ulan bu ne demek istiyor? Ya bu ovaysa burası nasıl bir yerdir? Burası düz bir yerdir. Ya da Erzurum, Kars, Ardahan platosu diyoruz. Plato nasıl bir yer? Plato da düz bir yerdir. O zaman bunu şurada düşünmem lazım. Ya bu alanlar kahverengiyle gösterilmiş. O zaman bu alanlar engebeli değilse nedir? Ortalama yükseltileri fazladır. O zaman birinci ifadede kahverengi gördüğün yerler engebeli midir derse buna ne evet diyorsun ne de hayır diyorsun. Bir yerde kahverengi görüyorsan oranın ortalama yükseltisi fazladır diyeceksin. Peki hocam biz burada engebeyi nasıl bileceğiz derseniz burada engebeyi bilebilmen için renk değişiminin çok fazla olması lazım. Yani herhangi bir fiziki haritada renk değişimin fazla ise o alanlar engebelidir. Nasıl? Hemen şöyle buna değil de bir geriye geliyorum. Şu Doğu Karadeniz'i gördünüz değil mi? Bak denizin kenarından yeşilden başlamış çok kısa mesafede neye gelmiş? Kahvenin koyusuna gelmiş. Yani orada bir anda yükselti artmış engebe fazla. Ama bak buraya geldik Marmara bölgesine. Buraya geldiğimizde aynı çizgiden eşit mesafe gittiğimde hangi rengi geçtim? Yeşil. Başka geçtim mi? Geçmedim. O zaman orası da nasıl? Böyle bir yer. O zaman renk değişimin fazla ise arazin engebelidir. Renk değişimin az ise arazin düzdür diyeceksin. Geldik ikinci kısmımıza. Verilen bir haritada beyaz rengi gördüğümüz yerlerin yükseklik ortalaması fazla mıdır? Fazla ve değil diyenler. Bak buraya. Bura neresi? Burası Grönland. Hangi renk tonunu görüyorsun? Beyaz. Ve şuraya dikkat et. Şurası da denizin kıyısında değil mi? Denizin kıyısında. Ve burada denizin kıyısında beyaz renk tonunu gördük mü? Gördük. Ha, o zaman beyaz gördüğümüz her yer yüksektir diyemem. Ama mesela şurada Himalayaların bulunduğu bu alanda beyaz renk tonlarını görebilmekteyim. Orası yüksek bir yerdir. O zaman beyazda da şunu unutma. Verilen bir haritada beyazı gördüğümüz yerin konumu önemli. Eğer ki kutba yakın bir yerse beyaz renk görüyorsan oraya yüksek demene gerek yok. Çünkü kutuplarda sıcaklık ortalaması düşük olduğu için deniz seviyesinde de beyaz rengi görebilirsin. Ve biz bu beyaz renge ne diyeceğiz? Beyaz renge geri geliyorum buzullar diyeceğiz. Ama dağların yüksek kesimlerinde beyaz rengi görebilirsin. Onlar kalıcı karlar olarak karşımıza çıkmakta. Geldik üçüncü yöntem ve en önemli yöntemimiz. Nedir bu yöntem? İzohips yani eş yükselti eğrisi yöntemi. İzo eş hips yükselti. Eş yükselti yöntemidir. Nedir bu peki? Deniz seviyesinden itibaren yükseklik ortalamaları aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilmiş kapalı eğrilere biz izohips eğrisi diyoruz. İzohips eğrisi eş yükselti eğrisidir ve bu yöntemle çizilen haritalara da biz izohips haritası diyoruz. Şimdi deniz seviyesinden itibaren yükseklikleri aynı olan noktaları biz izohips eğrisiyle söyledik ama bir de o derinliklere gittiğimizde deniz ya da göllerdeki aynı derinliğe sahip olan noktaları da birleştirdiğimizdeki elde ettiğimiz eğrilere de izobat eğrisi diyoruz. Battık, diplere doğru gittik oradan aklına gelsin. Bu da eş derinlik eğrisi olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi izohipslerin bazı özellikleri var. Hemen sol tarafa baktığınızda izohipsler ne yapmış? Şöyle iç içe çizilmiş kapalı eğriler olarak karşımıza çıkmakta. Bu birinci özellik, önemli özelliklerden bir tanesi. Ve şunu unutma. Aynı eğri üzerindeki noktaların yükseltisi aynıdır. Nasıl? Bak şimdi. En dıştaki izohips eğrisini şöyle çiziyorum.
F noktası o izohip eğrisinin üzerinde. Bu çizgiyi şöyle devam ettiriyorum, devam ettiriyorum ve D noktası da o izohipsin üzerinde. O zaman arkadaşlar F ile D noktası aynı izohips üzerindeyse F ile D'nin yüksekliği birbirine eşittir. Geldik, devam ediyoruz. Şimdi geldim, burada bir izohips var ve bu izohipsin üzerinde C noktası var. Ama bu izohipsin üzerinde hiçbir yer işaretli değil. Peki bu A, C, B, E'nin yükseklikleri nedir dersek? Bir alta gel. Birbirlerini çevrelemeyen komşu eğrilerin yükseltileri aynıdır diyor. He, o zaman attım hafızaya. Bu C'nin bulunduğu izohipsle buradaki A'nın bulunduğu izohips birbirini ne yapmadı? Çevrelemedi. İkisi birbirine komşu. Bağırıyor. Komşu! Yüksekliğin kaç metre? E senin kaç metre ise benimki de 10 metre diyor. O zaman şunu unutmayalım. Eğer ki birbirini çevrelemeyen böyle komşu iki izohips varsa C ile A'nın yüksekliği de birbirine eşittir. Devam ettik. C'den sonra içeriye bir izohips girdik ve burada E izohipsini gördük. Yani E'nin bulunduğu yerdeki izohipsi gördük. A'dan sonra içeriye bir tane daha izohips çizdik ve bu izohipsin üzerinde de B noktası var. O zaman A ile B noktasının yükseklik değerleri de birbirine eşittir diyebiliriz. Allah'ını seven komşu iki izohipsin yükseklik değerlerinin aynı olduğunu unutmasın. Geldik. Buraya. Diyor ki izohipsler arasındaki yükselti farkı. Bu ne demektir dersek, şekilli şüküllü bir ismi var. Ekvidistans. Yazması zor ama okuması bir o kadar havalı. Ekvidistans. Zordu. Bunlar birbirine eşittir. Ve haritanın tamamında aynıdır. Bak, izohipsler arası yükseklik farkı haritanın tamamında aynıdır. Yani ben bir haritada izohipslerimi 100 metre aralıklarla çiziyorsam her yerde 100 metredir. Ya da izohipslerimi 200 metre aralıklarla çiziyorsam her yerde 200 metredir. Yani şunu yapamazsın. Bir yerde 100 de çizdin. Aman ben burada 100 çizdim ya, burada 200 çizeceğim. Yok öyle bir şey. Orada da 100 çizeceksin. Orada da 100 metre ile çizeceksin. Bakalım. Şimdi burada 400 metre izohipsini görebilmekteyim. Peki burada izohipsler arası yükseklik farkı kaç metredir derse, o zaman benim şuradaki bilgilerden yola çıkarak bunu bulmam lazım. Neyi biliyorum? Birbirlerini çevrelemeyen komşu eğrilerin yükseltisi aynıysa. Bu 400 metre ise, o zaman bu izohipsin yüksekliği de 400 metre değil midir? Evet. O zaman bu da birbirini çevrelemiyor. O zaman bu izohipsin yüksekliği de 400 metre oldu mu? Aa, bulduk. Ahmet merkezinin yüksekliği neymiş? 400 metreymiş. Devam ediyorum. Buradaki izohipsin yüksekliği 400 metre dedik. Bu izohipsin yüksekliği ise kaç metreymiş? 800 metre. O zaman bu iki merkez arasındaki yükseklik farkını nereye alayım? Şuraya alayım. 800 metreden 400 metreyi çıkarıyorum ve 400 metrelik bir yükseklik farkım var. Peki izohipsler kaç metre aralıklarla geçtiğini nasıl bulacağım? Bu iki merkez arasındaki yükseklik farkını bulduktan sonra kaç aralık var ona bakıyoruz. İki tane aralık var mı? O zaman 400 metreyi ikiye bölersem ne çıkacaktır? 200 metre çıkacaktır. O zaman benim izohipsler arasındaki yükseklik farkım kaç metreymiş? 200 metreymiş. Bakalım, sağlayalım. Burada 400 ise bu izohips ne oldu? 600 metre oldu. Bu 400 ise bu izohips 600 metre. Bu izohips aynen 800 metre. Bu izohips ise 1000 metre oldu ve ben B'nin 1000 metre yüksekliğe sahip olduğunu da buldum. Bu 400 ise bu 600 metre oldu. Aynen o şekilde C merkezi de dediğiniz gibi 800 metre yüksekliğe sahip oldu. C'ye de şöyle 800 metre diye yazıyorum. O zaman şunu unutma. İzohipsler iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir. Bu cepte komşu iki tane izohips varsa onların yükseklikleri birbirine eşittir. Ve izohipsler arasındaki yükseklik farkı haritanın tamamında aynıdır. Yani biz mesela burada 200 metre aralıklarla çizdik ya, burada kalkıp da 100 metre aralıklarla çizemeyiz. Hepsinde 200 metre aralıklarla çizmek zorundasınız, bunu unutmayalım. Ve genel itibariyle kesinlik arz etmez. Dışarıdan içeriye doğru gidildikçe yükselti artar. Bak, mutlaka daima kesinlikle diyorsa yanlış. Genel olarak artar. Deniz kıyısındaki izohips kıyı çizgisidir. Bak, şu çizdiğim izohips neymiş? Kıyı çizgisidir. Peki bu harita üzerinde izohipsler kaç metre aralıklarla geçmiştir dersem nasıl bulacağız?
Ben biraz önce izohipsler arasındaki yükseklik farkını, iki tane merkezin değerini bilip ona göre yapmıştım. Peki burada izohipsler arasındaki yükseklik farkını nasıl bulacağım? İki tane merkezin yüksekliğini bilmem gerekiyor. Birini biliyorum. Şu izohips kaç metreymiş? Bu izohips 100 metre izohipsiymiş. Peki burada izohipsler kaçar metre aralıklarla çizilmiştir dersek? Bak şimdi. Ben birinci merkezi 100 metre olarak biliyorum. 100 metre diye buraya yazdım. Bir merkez daha ihtiyacım var. Kim? Denizin kıyısındaki izohips neymiş? Kıyı çizgisi. Kıyı çizgisiymiş. Ve kıyı çizgisinin yüksekliği kaç metre? 0 metre. O zaman şuna ben şöyle kocaman 0 metre yazdım mı? Şu anda hem buranın hem buranın bak hem buranın hem de buranın yükseklik değerini biliyor muyum? Biliyorum. 100 metre buraydı. Eksi 0 metre dersem. Bu iki merkez arasında 100 metrelik bir yükseklik farkı var mı? Kesinlikle var. Peki kaç aralık var? 1 aralık, 2 aralık, 3 aralık, 4 aralık var. O zaman 100 metreyi 4 aralığa bölersem izohipsler arasındaki yükseklik farkım ne yaptı? 25 metre yaptı. Sağlamasını yapalım. 0 metre, 25 metre, 50 metre, 75 metre ve 100 metre doğrudur. O zaman şunu unutma. Bak şurayı da çizeyim. Hataya düşmemek için şunu yapma. Denizin o kıyısındaki izohips kıyı çizgisi ya şu değil. Allah'ını seven bunu karıştırmasın. Bu değil. Nedir buradaki? Aha da şu. Gördün mü bak şu. Denizin hemen bitişiğindeki arkadaşlar haberiniz olsun. Geldik. Ben bir eğri üzerindeki bir noktanın yüksekliğini net bilebilirim. Nasıl? Mesela şurada bir A noktası olsun. Şurada bir T noktası olsun. Şurada bir N noktası olsun. Şurada bir G noktası. Şurada da bir Ç noktası olsun. A'yı siliyorum. Tonguç'a ayıp olmasın. Tonguç'tan T'leri, N'leri, Ç'leri, G'leri yazdık. Bak T'yi ne güzel bildim 50 metre. G'yi bildim 100 metre. N'yi bildim 100 metre. Ç'de 0 metreydi. Ben bunları biliyorum ama bu eğri üzerinde olmayan aha o çıkıntı A noktası burada olsaydı bunun yüksekliğini tam anlamıyla bulamazdım. O zaman bu merkez 50 metre ile 75 metre arasında herhangi bir yükseklik değerine sahip olabilirdi. Hemen ortadaki izohips haritasına gidelim. A ile B arasındaki yükseklik farkını istemiş. D ile C arasındaki yükseklik farkını istemiş. D'ye bakıyorum kaç metrede D? Hemen şuraya şöyle yazayım. D merkezimiz 100 metre üzerinde. Bak şurada 100 metre izohipsi üzerinde. Ve izohipsler 100 metre aralıklarla çizilmiş mi? 100, 200, 300, 400 metre diye buraya da böyle yazdım mı? C kaç metrede peki? Şöyle gidersem C'nin de burada 300 metrede olduğunu görürüm. C'ye de şöyle 300 metre diyorum. O zaman D ile C arasındaki yükseklik farkı 300 eksi 100'den 200 metre yapar. Peki biz B ile A arasındaki yükseklik farkını bulabilir miyiz? B ile yükseklik yani B ile A arasındaki yükseklik farkı tam anlamıyla belirlenemez. Ama en yüksek ve en düşük değerler olabilir. Atıyorum mesela en düşük değer derse B'ye en yüksek verirsin. Yani B'ye 199 metre diyebilirsin. A'ya da en düşüğünü verirsin. 401 metre dersin. O zaman da 202 metre yükseklik farkı vardır diyebilirsin. O zaman bu iki merkez arasındaki en az 202 metre bir yükseklik farkı varmış diyebilirsin. En fazla da bu sefer B'ye 101 verirsin. A'ya da 200-200 arttığı için 599 verirsin. Ona göre de 498 metrelik bir yükseklik farkı vardır diyebilirsin. Bak biraz önce ne demiştik? İçeriye doğru gidildikçe yükselti her zaman artmayabilir. Bu ifadede yani bir coğrafya sorusunda mutlaka, daima, kesinlikle, %100, banko, Allah çarpsın diyorsa bunlar yanlıştır, tamam mı? Burada olay nedir? Bak şimdi 400 metre, 450 metre ve benim izohipslerim 50 metre aralıklarla çizilmiş. O zaman burası ne olacak? 500 metre olacaktır diyebiliriz. Peki bir izohips daha gittiğimde o zaman buranın ne olması lazım? 550 metre olması lazım. Ama olamaz. Niye olamaz? Çünkü burada bize özel bir şey göstermiş. Gördünüz mü? Oklar dikkatinizi çekti mi çocuklar? Eğer ki böyle bir şey varsa bunlar ya kapalı çukuru ya çanağı ya krateri gösterecektir. Yani orada ne vardır? Onun tepe kısmında şöyle bir çukurluğun olduğunu gösterecektir ve burada bizim yüksekliği aynı oranda azaltmamız gerekmekte. Hadi bakalım 400, 450, 500
Ok burada başladı ve bittiği yere kadar yüksekliği azaltmam lazım. 500 ise burası kaç metre oldu? 450 metre oldu. Bak dikkat et, içeride bir maviyle göl vermiş. Gölün bu kıyısı 450 metre ise buradaki kıyısı da 450 metredir. Ve içerideki yüzeyimsin 500 metre olarak geçer. Eğer ki gölün olmasaydı, mesela burası göl olmasaydı, beyaz renk tonuyla ben şurayı şöyle boyamış olsaydım. Bak burada göl mölü hiçbir şey yok. Sadece izoipsler var deseydim. O zaman burası 450 metreydi ya. Bu 500 metre, içerideki de 550 metre izoipsi olurdu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bu izohipsler birbirine yaklaşırsa ne oluyor dersek? Eğer ki bir haritada izohipsler şöyle buradaki gibi birbiriyle yaklaşmışsa bu alanda eğim fazladır. Eğer ki buradaki gibi izohipsler birbirinden uzaklaşmışsa burada da eğim azdır diyebiliriz. O zaman bu birinci akarsuyum, bu da ikinci akarsuyum olsun. Akarsuyun akış hızı birinci akarsuda mı daha fazla, ikide mi? Şöyle düşün, eğim fazla, holo gidiyoruz aşağı dedi. O zaman akarsuyun akış hızı burada yüksektir. Ama izohipslerin seyrek geçtiği yerlerde akarsuyun akış hızı daha düşüktür diyebiliriz. Aşındırma yüksek olduğu yerlerde aşındırma gücü daha fazladır. Ama düşük olduğu alanlarda aşındırma gücü daha azdır. Akarsuyun hidroelektrik potansiyeli burada daha yüksektir. Burada ise daha düşüktür diyebiliriz arkadaşlar. Yol yapım maliyeti burada daha fazladır. Yol yapım maliyeti burada daha azdır. Tarımda makine kullanımı burada daha zordur. Burada ise daha kolaydır diyebiliriz. Kıta sahanlığı burada daha dardır. Burada ise kıta sahanlığı daha geniştir. Yani bu da şöyle, kıta sahanlığının Türkçe meali de şöyle. Şimdi sevgili arkadaşlar bak, şurayı deniz olarak düşünseydik. Bu akarsu geldi sularını denize döktü ya. Burada derinlik bir anda artıyor. Yani denize giriyorsun, yüzme bilmiyorsun. İki adım attın, hop su boyunu geçti. Ciddi anlamda zor. Ama burada denize giriyorsun. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 adım attın. Su hala burada. Ya diyorsun ki ulan bu nasıl bir deniz ya, derinleşmedi. O zaman burada kıta sahanlığı geniş. Burada ise kıta sahanlığı daha dardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer özellik. Biz ölçeklerine göre haritalarda izohipse bakarak bir yorum yapabiliriz. Eğer ki izohipsler arasındaki yükseklik farkı buradaki gibi az ise, bunlar büyük ölçekli haritalardır. İzohipsler arasındaki yükseklik farkı böyle fazla ise bunlar küçük ölçekli haritalardır. Neden biliyor musunuz? Bak, iki tane benim burada eşit boyutta kağıdım var. Burada sadece kaç metre değerine kadar bir alanı göstermişim? 50 metre, 60 metre, 70 metreye kadar. Yani şurası 70 metreye kadar bir alan mı? Peki burada ben bu 70 metreyi nerede yakalayacağım? Aha da şurada yakalayacağım. Aslında ben bu haritada şu kadarlık bir alanı gösteriyorum. Ama bu haritada ise çok daha geniş bir alanı göstereyim. O yüzden bunlar genel itibariyle dar bir alandır. Bunlar ise daha geniş bir alandır. O yüzden bunlar daha büyük ölçekli, yani soldakiler. Sağdakiler ise daha küçük ölçeklidir diyebiliriz. Geldik izohipslerde biz yeryüzü şekillerini nasıl gösteriyoruz? Mesela biz bir yerde tepeyi göstereceksek tepenin gösterimi genel itibariyle böyledir arkadaşlar. Peki ben böyle iç içe geçmiş kapalı eğrileri gördüğümde buna tepe diyorsam, bu haritada tepe görebiliyor muyum? Mesela bu alanda bir tepe görebilmekteyim. Bu alanda da bir tepe görebilmekteyim. Bak gördün mü, iç içe geçmiş. Bu alanda da bir tepe görebiliyorum. Ama buradaki önemli olaylardan bir tanesi şu: tepenin içerisinde nokta ya da ne var? Üçgen var. Eğer ki bir tepenin içerisinde nokta ya da üçgen varsa orası oranın şu gördüğünüz kısmıdır. Yani ne demek istiyorum? Zirvesi ya da doruğudur. Tepeye bakarsan biraz daha böyle ovalimsi bir şey. Zirve o uç kısmıdır. En üst kısmı olarak karşımıza çıkmakta. Şunu da unutmayalım. Sen bir tepeye neresinden çıkarsın? Ahanda burasından çıkarsın. Bir yerde tepe varsa ne de olacaktır? Yamaçta olacaktır. O zaman şunu unutma. Burada bir tepe var. Yani şu görmüş olduğun haritamda bir tepe var. Tepenin iç kısmında bir zirve var. Ve tepeye sen neresinden çıkıyorsun? Tepeye sen yamaçlarından çıkıyorsun. Sevgili arkadaşım, geldik bu haritada. Şurada bir tepemiz var mı? Var.
Aynı şekilde burada bir tepemiz var mı? Var. Aynı zamanda buranın bir zirvesi, buranın da bir zirvesi var. Ve tepeye nerelerinden çıkıyorsun? Yamaçlarından çıkıyorsun. Burada iki tane tepe var mı? Var. Ve tepenin, iki tepenin şu arasında kalan bir yeri var mıdır? Vardır. İşte bu iki tepenin arasında kalan bu alana boyun diyeceğiz. Yani şöyle. Burada bir tepemiz var. Şurada şöyle bir düzlük alanımız var. Şurada şöyle başka bir tepemiz var. İşte sevgili arkadaşlar, burayı da biraz şekilli şüküllü yapayım. Ahan da şu arada görmüş olduğumuz kısım iki tepe arasında kalan bir yer olduğu için bu alana biz boyun diyoruz sevgili arkadaşlar. Şunları da şöyle tekrar emek verdiğim gibi emek vererek sileyim. Geldik bir diğer özellik nedir derseniz. Bak şurada neyi görüyorum? Denizin kıyısındaki ilk izohipsi görüyorum. İşte bu denizin kıyısındaki izohipsi nedir derseniz kıyı çizgisidir. Ahan da şurası. Bak tanıştırayım. Gördün mü? Burada da ripple marklar var. Güzel yer şekilleri. Aha şu denizin kıyısındaki izohips. Kıyı çizgisidir. Ve kıyı çizgisinin yüksekliği 0 metredir. Bunu unutmayalım. Bununla birlikte bak burada bir ne görebilmekteyim ben? Şöyle mavi renk tonuyla da yazayım ki karışıklığa yol vermeyelim. Şurada ne görüyorum? Burada bir akarsu görüyorum. Herhangi bir alanda akarsu varsa burası arkadaşlar vadidir. Ahan da şurada görmüş oldu. Şu ara var ya şu ara. Bu ara arkadaşlar vadidir. Ve şunu unutmayalım. Vadinin bulunduğu alanlarda izohipsler yüksekliğin arttığı yere doğru şöyle çıkıntı yapıyorlar. Bak gördün mü? Yüksekliğin arttığı yere doğru çıkıntı yapmaktalar. Bunu unutmamış olalım. Vadi ile karıştıracağımız nedir derseniz ahan da şurası. Şurada görüyorsun ya burası. Burası da sırttır arkadaşlar. Sırtla vadi birbiriyle çok karıştırılır. Sırtta durum nedir dersek bak şimdi 50, 100, şurası 150, şurası 200, şurası 250, şurası 300 diye içeriye doğru artıyor mu? Ve şuraya dikkat ederseniz içeriye doğru yükselti artıyor ama bu yükseltinin azaldığı yere doğru çıkıntı yapmış. Gördünüz mü? Vadide yükseltinin arttığı yere doğru çıkıntı yapıyordu. Sırtta ise yükseltinin azaldığı yere doğru çıkıntı yapıyordu. Ahan da şurada şöyle görüyorsan bu da sırttır. Şunu unutma. Yüksekliğin arttığı yere doğru V harfini yakalıyorsan bu sırttır. Yüksekliğin arttığı yere doğru şöyle V'nin tersini yakalıyorsan bu da vadidir. O zaman sevgili arkadaşlar şöyle yapsam. Şu 300 metre olsun. Şu 250 metre olsun. Şu da 200 metre olsun. Burada yani tam şurada sırt mı var, vadi mi var? Nedir bu? Evet, bir düşünün. Sırt mı var burada, vadi mi var? Hangisi var sizce? V mi var, ters V mi var? V mi var, ters V mi var? Evet, şimdi kiminiz sırt dedi, kiminiz vadi dedi. Şimdi burada benim için önemli olan kriter ya da kıstas nedir derseniz yüksekliğin arttığı yere doğru bakacağım. Yükseklik nereden artıyor? Yani şimdi böyle baktığımda yükseklik böyle artmıyor. O zaman tam böyle ters çevirmemiz lazım. Ters çevirdiğimiz zaman buradan bakmamız gerekiyor. Buradan baktığımızda bir V harfi görüyor muyuz? Mesela telefondan izliyorsan beni telefonu tam tersi bir çevir. He, şimdi yükseklik arttı diyeceksin. Ya da bilgisayarın varsa şöyle çok zarar vermeden ters çevir. Televizyondan izliyorsan kalsın öyle. Kendini çevirebilirsin şöyle. Çevirdiğin zaman V harfini görüyorsun. V harfi varsa yüksekliğin arttığı yere doğru sırttır. Ama şöyle olsaydı 200 metre, 250 metre, 300 metre olsaydı bu sefer yükseklik böyle artıyordu. Ters V'yi görüyordum. O zaman burada da ne var diyecektim? Vadi var diyecektim sevgili arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz akarsuyun denize döküldüğü bu alanda kıyı çizgisi denize doğru şöyle bir çıkıntı yapmış. İşte burada da ne var? Delta vardır diyebiliriz. Ahan da tam şurası. Bak dikkat edersen burada bir birikim olmuş gördün mü? Burası Delta Ovası olarak geçer. Verimli bir tarım arazisinin bulunduğu yerdir diyebiliriz. Benim burada ne dikkatimi çekti? Mesela burada hemen denizin kıyısındaki izohipsin o akarsuyun döküldüğü yerdeki özelliği dikkatimi çekti. Burada ne yapmış? Karaya doğru bir girinti yapmış. Bak görüyor musun? Akarsular gelmiş gelmiş burada dökülmüş. Ama bu döküldüğü yerde arkadaşlar kıyı çizgisi karaya doğru ne yaptı? Girinti yaptı. Eğer ki böyle bir girinti varsa şuradaki gibi bir yer şekli vardır. Ben bu yer şeklini ne diyorum? Haliç diyorum. Devam ettim. Şunu da şöyle sileyim ki.
Onu da oradan anlayın sevgili arkadaşlar. Yani şurayı da şöyle alayım. Bir numara diyeyim. Bir numara diyeyim. Oradan Haliç'i de görmüş olun. Bak şeyi gördün mü? Şeye dikkat ettin mi? İzoipsler yüksekliğin arttığı yere doğru vadiye geldiğinde ne yaptı sevgili arkadaşlar? Şöyle ters V'yi yaptı. Ona da dikkat etmenizde çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Devamında mesela benim burada dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi şu. Bak şurayı gördün mü şurayı? Burada izoipsler birbirine yaklaşmış mı? Yaklaşmış. Ve bir akarsuyun üzerinde izoipsler birbirine yaklaşıyor. Eğer ki böyle bir şey varsa şuradaki gibi bir uçurum vardır. Ve biz bu uçuruma ne diyeceğiz? Şelale diyeceğiz. Çağlayan diyeceğiz ya da çavlan diyeceğiz. Bak şurada bir çukurluk görüyorum. İçerisinde bir göl var. Ahan da şu. Kapalı çukur, çanak ya da krater olarak geçer. Akarsuların o iç kısmında geniş bir düzlük var, şurada görebilmekteyiz. Bu düzlük şuradaki düzlüktür. Çevresine göre yüksektir. Bu düzlüğe biz plato diyeceğiz. Ve denizin kıyısında şurada izohipsler ne yapmış, birbirine yaklaşmış. İşte bu yaklaşma alanı denizin kıyısındaki uçurumlardır. Bu uçurumlara da biz falezler diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. O zaman burayı gelin hep birlikte şöyle gene bir tekrar edelim. Çünkü burası önemli. ÖSYM'nin hani sevdiği konulardan bir tanesidir. Bu yıl gelmese bir sonraki yıl, gelmese ondan sonraki yıl illaki bir şekilde bu sizin karşınıza gelecektir diyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle haritamı güzelce sileyim. Sildikten sonra da bunları tekrar hem izoips haritasında hem de arazide nasıl görünüyor onlardan da tekrar bahsetmiş olalım. Eğer ki bir yerde tepe görmemiz gerekiyorsa izoipslerin şu bir numaralı yerde, şu iki numaralı yerde ya da bu üç numaralı yerde böyle iç içe geçmesi gerekiyor. Tepenin içerisinde nokta ya da üçgen varsa o alanın zirvesi ya da doruğu olarak karşımıza çıkmakta. Ve herhangi bir yerde tepe varsa tepeye neresinden çıkıyorsun? Yamaçlarından çıkıyorsun. O zaman yamaç da burada olacaktır diyebiliriz. Eğer ki mesela izoipsler burada birbirinden uzaklaştıysa eğimazdır. Burası çevresine göre alçakta olduğu için şuradaki gibi bir ova olacaktır. Vadilerde izohipsler yüksekliğin arttığı yere doğru ters V, sırtlarda ise yüksekliğin arttığı yere doğru düz V harfini alacak. Denizin kıyısındaki izohips kıyı çizgisidir ve kıyı çizgisinin yüksekliği 0 metredir. Bir akarsu aşındırdığı malzemeleri denizde biriktirir ve kıyı çizgisi böyle çıkıntı yaparsa orada bir delta ovası oluşacaktır diyebiliriz. Eğer ki çevresine göre yüksekte yer alan düzlük varsa akarsular tarafından derince yarılmış, oraya biz plato diyeceğiz. Eğer ki oklar var ve içerisinde bir göl varsa burası krater gölü olabilir. Burada çanak, çukur ya da kraterdir. Denizin kenarında izoipsler buradaki gibi birbirine yaklaşmışsa burada bir falez vardır. Eğer ki akarsuyun döküldüğü alanda kıyı çizgisi şöyle içeriye doğru girinti yapmışsa burada da Haliç vardır diyebiliriz. Şunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Mesela hangisi olsun? Şurayı şöylece sileyim bak. Şuradaki akarsuyu şöylece sildim. Tamam mı? Şimdi bu izoipsi de şöyle tekrar tamir ediyorum. Ettim, tamir ettim. Peki sizce burada vadi var mı, yok mudur? Tekrar soruyorum. Burada sizce vadi var mı, vadi yok mu? Tabii ki de vadi var arkadaşlar. Eğer ki bir izoips haritasında böyle ters V'yi görüyorsan orada kesinlikle ne var? Orada bir vadi vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım diyoruz. Geldik şimdi profil çıkarmaya. Bize verilen bir izoips haritasında doğu batı yönlü, kuzey güney yönlü profil çıkarabiliriz. Profili nasıl çıkaracağız? Şuradan şöyle bir çizgi alacaksın. Yani şurada bir A noktası, şurada da bir B noktası belirleyeceksin. Ondan sonra buradaki yükseklikleri tam anlamıyla gösterebilmeniz için şuradaki kısımları şöyle düz bir şekilde çizmeye çalışın. Ondan sonra bu çizdiğiniz çizgiye temas eden yerleri şöyle noktayla gösterin arkadaşlar. Bunları gösterdikten sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Kaç metre yükseklik değerine sahipse aşağı indireceksiniz. Bak şu izoips 100 metre. Bu 200, bu 300, bu 400. İçerideki izoips ise 500 metre. O zaman bu 100 ise bu 200, bu 300, bu 400 metre karşımıza çıktı. Şurada da bir nokta attım, 470 metre demiş. Hadi bakalım hep birlikte o zaman bunları aşağıya doğru
indirelim. Şu kaç metre yüzey hepsiydi? Hemen bakıyorum, 100 metre yüzey hepsiydi. O zaman bunu aldım, şöyle 100 metreye indirdim. Bu 200 metreydi, bunu aldım 200'e indirdim. Bu 300 metreydi, bunu aldım 300'e indirdim. Bu 400 metreydi, bunu aldım 400'e indirdim. Bu 500 metreydi, bunu aldım 500'e indirdim. Devam ettim, şu 500 metreydi, gene oraya indirdim. Şu 400 metreydi, oraya indirdim. Şu 300 metreydi, aşağıya doğru indirdim. Karşısına çıkardım, gene 300 metre. Öyle geldim, gene 400 metre. Burada bir 470 metrem var. Sonra geliyorum, gene 400 metre. Sonra geldim 300 metre. Sonra geldim 200 metre. Ve en sonda da geldim 100 metreye. Şimdi bu yükseklik değerlerini aşağıya doğru indirdim mi? İndirdim. Bundan sonra yapacağım işlem aslında çok ciddi anlamda basit bir işlem. Ne yapacağız? Yahu bu noktaları birleştireceğiz. Bak, geldim şuradan şöyle bunu birleştiriyorum. Devam ettim, bunu şöyle birleştirdim. Devam ettim, şöyle birleştirdim. Devam ettim böyle. Devam ettim şöyle ve aşağıya doğru bunu böyle indirdim. Doğru bir çizim oldu mu? Bakıyorum. Ya aslında çok doğru bir çizim olmadı. Niye? Sanki bu tepeyi böyle törpülemişlerdi, düzeltmişler gibi bir şey oldu ama şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Bak, ben şunu şöyle sileyim ve şurada bir nokta belirlesek. Bak şimdi şurada bir nokta belirlesek. Bu noktanın yüksekliği kaç metre? O nokta 500 metre ile 600 metre arasında bir yükseklik değerine sahip. O zaman benim buradaki noktayı kalkıp da 500 metre yapmam yani çok doğru olmadı. O zaman orayı nasıl yapacağız? Orayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Alacağım 500 ile 600 diye bunu şöyle getiririm. Al sana böyle yapalım. Peki şuraya bakıyorum. Burası da 200 ile 300 metre arasında bir yer değil mi? Ama ben bunu tam 300 metre olarak çizmişim. O zaman burayı da böyle silerim. 200 ile 300 metre ise bunu da şöyle biraz alırım. Aha da böyle oldu. Bak orada ne var mesela? Burada bir boyun var, gördün mü? İki tane tepenin arasında kalan kısım. Mesela şurada bak, V harfi var. Burada bir sırt görebilmekteyim. Bak bu çok önemliydi arkadaşlar. Ve geldik son kısım, eğim hesaplaması. İki nokta arasındaki yükselti farkı gerçek uzaklık kullanılarak eğim bulma süreci olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Eğim neymiş? Yükseklik farkı bölü yatay uzaklık çarpı 100 ya da 1000. Yani eğimi 100'de gösterirsek böyle, 1000'de gösterirsek böyle bir gösterimi yer almakta diyebiliriz. Ne diyor? İki nokta arası yükselti farkı 1800 metre. Yatay uzaklık 3 kilometre ise eğim 1000'de kaçtır diyor. Bakalım. Eğim eşittir. Formülümüz neydi? Yükseklik farkı. Yükselti farkı kaçmış? 1800 metreymiş. Yatay uzaklık 3 kilometre. Ama ben bunu metreye çevirmem lazım. Metreye çevirebilmem için kilometreden hektometre, dekametre, metre. Yani buraya ne yapacağım? 3 sıfır atacağım. O zaman şöyle kilometreyi 1, 2, 3 sıfır atarak metreye dönüştürdüm mü? 3000 metre. Çarpı 1000'de kaçtır diyor. O zaman şuraya da şöyle 1000'i yazdım mı? Bak şimdi 1, 2, 1, 2 gitti. 1 sıfır gitti, 1 sıfır gitti. 18 bölü 3'ten burası kaç yapacak? 6. 6 çarpı 100'den kaç yapar? 600 yapacaktır. O zaman bizim eğimimiz 1000'de 600 olarak karşımıza çıkmakta. Geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte haritada yer şekillerini gösterme yöntemlerinden bahsettik. Birinci yöntemimiz kabartma yöntemiydi. Unutma, gerçeğe en yakın hazırlanan harita çizim yöntemidir. Renklendirme yönteminde renkler yükseklik basamaklarını gösterir. Mesela nasıl? Çukur Ova diyorum. Tamam mı? Bu birincisi. Konya Ovası diyorum. Bu ikincisi. Yüksek Ova diyorum. Bu da üçüncüsü. Şimdi böyle baktığımızda Çukurova yeşil renk tonuyla gösterilir. Konya Ovası sarı renk tonuyla gösterilir. Yüksek Ova ise kahverengiyle gösterilir. Peki bunların farklı renklerle gösterilmesi engebelilik ya da eğim derecelerinin farklı olmasıyla ilgili midir derse tabii ki de hayır. Ortalama yükseltileri farklıdır. Sonuçta üçü de ova değil mi? Ova. Üçü de düz bir yer. Biri böyle alçakta, biri ortada, biri de daha yüksekte yer alan bir düzlüktür diyebiliriz. Bunu unutmayalım. İzoips aslında bizim yeryüzü şekillerini göstermede kullandığımız en yaygın yöntemdir. Buna şöyle yıldızları atıyorum. Bu bizim için çok çok önemli, haberiniz olsun. Ve mutlaka ödevleri de bitirmeyi unutmayın. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Biz bir sonraki hafta neyden bahsedeceğiz? Aslında çok
uzun bir konudan bahsedeceğiz. İklim bilgisi diyeceğiz. Atmosfer katmanları, iklim elemanları, iklim tipleri, Türkiye'de iklim elemanları diyeceğiz. Gene zor ama güzel konular bizleri bekliyor diyelim. Hadi bakalım, kendine iyi bak, hoşça kal.